Mihail Leştarski. Ratsa şehrinin Saravet köyünden 50 yaşındaki Leştarski'nin 2009 ile 2011 yılları arasında iki erkek ve bir kadın olmak üzere 3 kişiyi öldürdüğünden şüpheleniliyor. Mihail Leştarski 22 Şubat'ta Ratsa yakınlarındaki bir mağarada tutuklandı. Son 2 yıldır mağaralarda yaşıyordu. Bu yüzden basın tarafından kendisine mağara adamı lakabı takılmıştı. Polisten saklandığı ve hayatta kalmak için bazen yarasa eti yediği, Balkanlardaki Vrahan mağaralarında kaldığı süre boyunca şimdiye kadarki faaliyetleri hakkında şok edici itiraflarda bulundu. Kendi annesine dahi tecavüz ettiği iddia edilen, çeşitli suçlardan onlarca yıl hapis yatmış olan Mihail Leştarski'nin bir dizi soygun ve cinayet işlediğine dair şüphelere rağmen bunlardan sadece bir tanesi kanıtlanabildiği için tek bir suçtan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Hayatına dair. 1959 yılında Saravet köyünde iki çocuktan biri olarak dünyaya geldi. Babası Svetan zengin bir dükkan sahibiydi. Ancak çok agresif ve sinirli bir adamdı. Annesi ise ev hanımıydı, çalışmıyordu. Mihail Leştarski asi bir çocuktu ve onu disipline etmek için babası yatağına zincirler ve yiyecekleri erişemeyeceği bir yere koyardı. Küçük oğlunu bu şekilde aç bırakıp işkence ederdi. Annesi ise asla onu korumaya ve hatta onunla etkileşime girmeye bile çalışmazdı. Hatta babası onu kimi zaman arabasına zincirler ve bahçede dolaşır, cildi maviye dönene kadar motor kablosuyla döverdi. Mihail Leştarski 8. sınıfa kadar okudu ama eğitimini bitiremedi ve hayatının geri kalanında çeşitli soygunlardan sürekli olarak hapse atıldı. Bu sırada bazı mahkumlar tarafından taciz edildi ve hatta iddialara göre toplu tecavüze uğradı. Genç Mihail Leştarski babasının dayaklarından kaçmak için geceleri dışarı çıkıp insanları gasp edip soyuyordu. Sonunda 15 yaşında zorunlu askerliğe çağrıldı ve köyü sadece ara sıra ziyaret etmeye başladı. Bir gün Leştarski kısa bir aradan sonra askeri alayına geri dönmek zorunda kaldı ve babası onu ve annesini yeni satın aldığı Moskviç'teki köy evine götürmeyi teklif etti. Leştarski de oradan Roma'na giden trene binecek ve askeri birliğine teslim olacaktı. Ancak yola çıktıktan kısa bir süre sonra babası çok sarhoş olduğu için araba kazası yaptı. Leştarski yaralanmamış olmasına rağmen babasının bacakları kırılmıştı ve annesi iddiaya göre akıl sağlığı sorunlarına neden olan ağır bir beyin sarsıntısı geçirmişti. İlerleyen dönemlerde annesi sonunda onu kendisine tecavüz etmekle bile suçlayacaktı ve bu nedenle Mihail Leştarski 18 yıl hapis cezasına çarptırılacaktı. Mihail Leştarski hapishanede kaldığı süre boyunca paraya ihtiyacı olduğu için ondan sık sık para isteyen erkek kardeş tarafından düzenli olarak ziyaret edildi. Hapsedilmeden kısa bir süre sonra annesi felç geçirdi ve konuşmayı bıraktı. Leştarski anlatılanlara göre mükemmel bir mahkum ama kötü bir vatandaştı. 12 yıl hapis yattıktan sonra 2005 yılında denetimli serbestlikle serbest bırakıldı. Ona göre babası annesinin onu gördükten kısa bir süre sonra tekrar konuşmaya başladığını söyledi. Serbest kalmasının ardından Mihail Leştarski zenginleri gasp edip soymakla, çeşitli zamanlarda hapsedilip serbest bırakılmakla suçlarına kaldığı yerden devam etti. Reşit olmayan Roman bir fahişeyi yatılı bir kız arkadaş olarak satın almıştı. Ancak kız daha fazla ona dayanamayıp terk ederek onu derinden incitti. 2005 ile 2008 yılları arasında Ratsa'daki Şayka Otel kompleksinde geçici işçi olarak çalıştı. İyi, çalışkan bir işçi olarak tanımlandı. Ancak bir gün deneme süresi sona erdikten hemen sonra çılgına döndü ve otelden ayrılmadan önce tüm şirket arabalarına ve kamyonlarına saldırarak camlarını kırdı. Normal bir insan olarak topluma uyum sağlayamayacağını hisseden Mihail Leştarski, dağ sıralarının çevresindeki mağaralarda yaşamaya karar verdi. Her gün 3-4 kaşık bal yiyerek ve kendi pişirdiği yayla hayvanlarını avlayarak hayatta kalmayı başardı. Mihail Leştarski aynı zamanda saklandığı mağaraların çoğuna tırmanan yetenekli bir dağcıydı ve daha sonraki itiraflarında birkaç gün içinde
dağlardan deniz kenarına doğru 30 kilometre kadar yürüyerek yiyecek temin edip geri dönebildiğini iddia etmişti. Bir dönem ise hakkında arama kararı çıktıktan sonra 4 ay boyunca hapishaneden tanıştığı eski hücre arkadaşı olan Stoyan Mladenov'un Dolna Kremena kasabasındaki evinde saklandı ve kendisini ihbar etmeleri halinde adamı ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Mihail Leştarski tavan arasında uyudu ve kaldı. Aşağıda ise neler olduğunu görmek için duvara bir delik açmıştı. Bir keresinde Mladenov'a tabureyle saldırdı. Hatta karısına tecavüz etme girişiminde bulundu. Bunun üzerine de artık orada kalamayıp ayrılmak durumunda kaldı. İlk cinayet, Elena Tomova. Elena Tomova normal şartlarda kocasından boşanmış olduğu için kızı ve damadıyla birlikte Sofya'da yaşayan, ancak zaman zaman Vlada Trihov köyündeki evlerini de ziyarete giden 59 yaşında dul bir kadındı. 27 Ağustos 2009 tarihinde köy evine geldiğinde birinin evlerine girdiğini ve yataklarında uyuduğunu fark etti. Kadın ortalıkta bir avcı şapkası bile bulmuştu. Ancak pahalı eşyaların hiçbirine dokunulmadığını görerek olayın hırsızlık amaçlı olmadığını anladı. Bu durum ise kendisini epey şüpheye düşürdü. Polisi aramayı bile düşündü ancak bunun faydasız olduğuna karar verdi ve bunun yerine olayın devam edip etmediğini, şu an için evin güvenli olup olmadığını bilmediğinden köy evinde kalmalı mı yoksa Sofya'ya geri mi dönmesi gerektiğine karar vermeye çalıştı. Ve hayatının hatasını yaparak içeride kalan her kim ise artık gitmiş olduğuna ve geri dönmeyeceğine kanaat getirerek içerisinin güvenli olduğuna inandı ve köy evinde kalmayı tercih etti. Yine de köy evi diğer komşu evlerden biraz daha uzakta olduğu için Elena Tomova kendini güvende hissetmek için odun kesmek için kullandıkları baltasını da alıp yatağının yanına koymaya karar verdi. Daha sonra bahçeye yabani böğürtlen toplamaya çıktı. Yoldan geçen bir komşusuyla karşılaşınca kısaca selamlaştı ve sohbet ettiler. Evde her ne kadar yanında baltası olsa dahi kendisini çok da güvende hissetmedi. Bu gece komşusunda kalıp kalamayacağını sordu. Ancak komşusu bu gece köye şehirden gelmiş yatılı ziyaretçileri olduğunu ve bu yüzden de kalacak yeri olmadığını söyleyerek bu teklifi reddetti. Elena Tomova da bahçedeki işlerini tamamlayıp evine döndü. Kısa süre sonra kendine bir çay demleyip kitap okumaya çalışırken birisinin evin tahta giriş kapısını açtığını duydu. Kapıyı açan Mihail Leştarski'ydi. Pasaklı, uzun boylu, ağarmış ve gür sakallı bir görüntüsü vardı. Bir gün önce Mihail Leştarski, Mezdra kasabasından Sofya'ya giden bir trene binmiş ve Vlahotrikov'da inmişti. Ardından yamaçta dolaşmaya başlamış, kapısı ve penceresi olmayan terk edilmiş evlerde uyuyarak yaşamaya devam etmişti. Sonunda arka taraftan kırık bir pencereden girerek Tomova'nın evine ulaşmış, yiyecek ve su aramaya başlamıştı. Mihail Leştarski yine bir gece önce evde bulduğu bir şişe cini içmiş ve ayrılmadan önce biraz konserve, mantar ve salatalık yemişti. Ertesi gün çıkıp biraz dışarıda dolanıp birkaç saat sonra eve geri döndüğünde Elena Tomova'nın orada olduğunu fark etmişti. Onu fark ettikten sonra Elena Tomova'dan özür dileyerek biraz yiyecek istedi. Ardından yardımsever kadın ona iki dilim ekmek verdi. Mihail Leştarski müteşekkir olduğunu beyan edip Tomova'nın da kabul etmesi halinde kendisine bir omlet yapmasını istedi. Bu arada kadından bir kez daha özür dileyerek aslında evsiz olduğunu, kalacak bir yeri olmadığını ve eğer kadın evde olmasaydı evin kapısını açık gördüğü için bu gece burada uyumayı planlamış olduğunu itiraf etti. Tomova yumurtaları pişirirken kızı Zornitsa'yı aradı ve evde bir adam olduğunu söyledi. Ardından da Mihail Leştarski kendisinin evde tek başına olduğunu anlamasın diye babasının eve kaçta geleceğini sordu ve sanki kocası yoldaymış, yarım saate geliyormuş gibi konuşarak rol yaptı. Daha sonra Leştarski'ye sigara içmek için dışarı çıkmayı teklif etti. Daha sonra ikisi de dışarıda birer sigara içtikten sonra odaya döndüler ve burada koyu bir dindar olan Elena Tomova ona İncil ve Tanrı hakkında öğütler vermeye başladı. Bunu duyan Leştarski ona annesini hatırlattığını söyleyerek
bu durumdan tedirgin olduğunu belirtti. Daha önceden annesiyle travmatik bir ilişkisi olan Mihail Leşterski bu durumu gördükten sonra iyice öfkelendi ve Elena Tomova'yı sandalyesinden itti. İkili tartışmaya başlamıştı. Tomova baltayı kapmış ve kendini savunmaya çalışmıştı. Ama buna gücü yetmemişti. Mihail Leşterski daha sonra Elena Tomova'yı elleriyle boğarken ona tecavüz etme niyetiyle onu yatağa itti ve kadını öldürdü. Mihail Leşterski daha sonra kadının öldüğünü fark ettiğinde yatağa oturdu ve ağlamaya başladı. Bir süre sonra da bıçağı alıp kadının alnına bir haç şekli oydu ve kurbanının giysilerini çıkardı. Daha sonra metal bir spatula aldı ve kadının sol göğsünü kesip yatağın altında bıraktı. Çarşafları ve incili ise cesedin üzerine koydu. Cin şişesini de aldı ve evden çıkarak uzaklaştı. 28 Ağustos tarihinde kızı Zornitsa, geçen gün annesiyle yaptığı konuşma üzerine tedirgin olduğundan tekrardan Elena Tomova'nın telefonunu aradı ama kimse cevap vermedi. Annesini birkaç kez daha aradı ve ertesi gün kocası ve oğluyla birlikte köy evlerine gitti. Kocası cesedi bulan ilk kişiydi ve hemen polisi aradı. Polis tüm bölgede arama yaptı ve kontroller gerçekleştirdi. Ancak aylar sonra Elena Tomova'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yol kat edilemeyince soruşturma askıya alınarak durduruldu. Diğer cinayetler. Mihail Leşterski'nin yetkililer tarafından Ratsa ve Montana eyaletlerinde en az 4 cinayet daha işlediğinden şüpheleniliyor. Son cinayetlerle ilgili herhangi bir ayrıntı bulunmamakla birlikte eski şüpheli cinayetlerden olan Yordan Yolov ve Vladimir Toshovski cinayetlerinde bulunan gösterge ve emareler neticesinde Mihail Leşterski tarafından işlenildiğine dair büyük şüpheler bulunmaktadır. 82 yaşında görme engelli olan Yordan Yolov, Ocak 2011 tarihinde Mihail Leşterski'nin Elena Tomova'yı öldürdükten sonra saklandığı yerden çok da uzak olmayan yakınlarda bulunan Stara Selo'daki köy evinde dövülerek öldürülmüş ve soyulmuş halde bulunmuştu. Yine bir ay sonra Şubat 2011 tarihinde ise 75 yaşındaki Vladimir Toshovski de Gorna Kremena köyündeki evinde soyguna uğramıştı. Gelen hırsız emekli maaşının tamamını kendisine vermesini istediği halde yaşlı adam emekli maaşının sadece yarısını vermeyi teklif edince hırsızın gözü dönmüş ve yaşlı adamı öfkeyle döverek öldürmüş ve soymuştu. Bunların dışında başkentte işlenen benzer bir cinayetin de Mihail Leşterski'nin işi olduğu düşünülmektedir. Temmuz 2007 tarihinde yine boğulmuş ve göğsü kesilmiş halde bulunan 59 yaşındaki Mariana Dandova'nın cesedi birçok fahişenin uğrak yeri olan bir alanda bulunmuştu. Ancak suça ilişkin hiçbir tanık yoktu. İlk önce vahşi köpekler cesedin geri kalanını parçalaması nedeniyle kuduz köpeklerin saldırısına uğradığı düşünülmüştü. Ancak daha sonra durumun böyle olmadığı belirlendi. Bu suçu işleyen kişinin Mihail Leşterski olmasından şüphelenilme nedeni ise kadının boğularak öldürülmesi ve adeta katilin bir imzası haline gelmiş olan göğsünün kesilmiş halde bulunması sebep gösterilmiştir. Ayrıca öldürülen kadının yüzünün Mihail Leşterski'yi yıllar önce terk eden ve ona bir travma yaşatan fahişeye benziyor oluşu da şüpheleri arttırmıştır. Ayrıca yine ölen kişilerin sayısının bundan fazla olması ihtimali de mümkündür. Zira polisler yaptıkları aramalarda Mihail Leşterski'nin kaldığı mağarasında 12 çift gözlük bulmuştur. Ve bu durum muhtemelen Mihail Leşterski'nin sıra dağlarda saklandığı ve deniz kıyısına gittiği süre boyunca ücra köylerde yaşayan daha fazla insanı öldürmüş olabileceği anlamına gelmektedir. Mağara adamının arkasında olduğuna inanılan tüm cinayetler arasında sadece Elena Tomova'nınkine dair somut deliller bulunduğundan sadece bu cinayetten cezalandırılarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Nova TV röportajı. 2020 yılında psikolog Todor Todorov ile Bulgar TV şovu olan No Man's Land'de kaydedilen bir röportaj sırasında Mihail Leşterski ile tutuklu olduğu kurumda izin alınarak özel bir röportaj gerçekleştirildi. Bu röportajda Mihail Leşterski iki cinayeti daha itiraf etti. İlk cinayetinin 1999'da memleketi Saravets köyünde sarhoş olup bir kadını öldürüsüye dövdüğünde meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca
yine ölümü yanlışlıkla kalp problemlerine atfedilmiş olan bir hemşireyi de öldürdüğünü itiraf etti. Ancak ikinci suçun tarihini veya yerini açıklamayı reddetti. TV şovunu izleyen savcılar bu duruma yanıt olarak yeterli delil toplanırsa iddiaları araştıracaklarını ve yeni suçlamalar getirebileceklerini belirttiler. Mihail Leşterski röportaj sırasında "Bunlar benim hatam. Çocukluğumdan beri cezaevindeydim. Beni daha önce hapse atmış ve hiç çıkarmamış olsalardı Elena Tomova şimdi yaşıyor olurdu" diyen Leşterski, arkasında başka cinayetlerin olup olmadığı sorulduğunda ise "Evet, yaptım. Sarhoş olduğumda ne yaptığımı bilmiyorum" dedi. Tutuklama, yargılanma ve hapis. Yapılan yargılanmadan önce Elena Tomova'nın katili araştırılıp soruşturma yapılırken müfettişler tanık ifadelerini, resimleri ve kurbanın geçmişini inceleyerek dava üzerinde zanlıyı tespit etmek için 2 yıl boyunca çalıştılar. Yapılan incelemeler neticesinde oluşturulan profile göre katilin 35 yaş üstü olduğu, erkek ve Bulgar vatandaşı olduğu, temel eğitimli olduğu, kalıcı bir işi olmadığı, ailesi olmayan biri olduğu tespit edildi. Ayrıca bölge hakkında bilgili olduğu, cinsel olarak olgunlaşmamış, trajik bir geçmişten dolayı ise kadınlara karşı nefret besliyor olduğu, karşı cinsle sosyal veya cinsel ilişki kuramayacak bir vaziyette bulunduğu belirtilmiştir. Bu profil daha önceden sabıka kayıtları da bulunan Mihail Leşterski'ye neredeyse mükemmel bir şekilde uyuyordu. 22 Şubat 2011 tarihinde Mihail Leşterski soygun şüphesiyle Mezdra yakınlarındaki bir mağarada yakalandı ve mahkemeye çıkarıldı. Ve burada Elena Tomova'yı öldürdüğünü hemen itiraf etti. Ancak daha sonra polis tarafından kötü muameleye maruz kaldığını iddia ederek bu itirafını geri aldı. Mahkeme heyetinin Tomova'yı öldürmediyse neden mağarada saklandığını, kimden kaçtığını sorması üzerine Elena Tomova'yı öldürdüğü için onlardan saklanmadığını, bir eroin satıcısından uyuşturucu çalarken kamera tarafından görüntülendiği için kendisini arayıp bulmamaları, korkup çekindiği için saklandığını iddia etti. Mihail Leşterski polisin üzerine komplo kurduğunu ve gerçek katilin başka bir yerlerde olduğunu iddia ederek kendisine atfedilen tüm cinayetleri inkar etmeye devam etti. Buna rağmen 29 Eylül 2011 tarihinde mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve halen Sofya Merkez Hapishanesi'nde cezasını çekmeye devam etmektedir.